Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sabun terliklerinin altları delinince içeri su alıyor. Buna bir çözüm olarak şöyle yapıştırıcı kullanacağız. Japon yapıştırıcısını. Muhtemelen işe yarayacaktır. Bunu yaptıktan sonra deneyeceğiz. İnşallah işe yarıyordur. Şimdi bakın şuradan böyle dikenleri falan batıyor. Evet, çivi mivi. En ufak bir sudan geçince hemen içeri şu taraflara su alıyor. Ha, şurada var. Şimdi buna çözüm yapacağız. Böyle Japon yapıştırıcımız var. Evet, ağzı tıkanmıştı. Şimdi açtım ben bunu. Şöyle. Şurada var mesela bir delik, bayağı büyük. Öyle. Da kontrol edelim neresinde varsa hepsini dökür. Bak şurada var büyük bir delik. Şurada siyah olduğu için kameradan tam gözükmüyor. Şöyle döktük. Evet, bu kurusun içeriye vermiş mi? Ha, burası ıslanmış. Şöyle kurusun. Şimdi bu diğerine bakalım. Şurada var. Şurada var. Şurada var. Şuralarda. Evet, şimdi tamamen güzel bir şekilde inceleyeceğiz. Bütün delikleri böyle yapacağız. Umarım işe yarar. Suda deneyeceğim. İşe yararsa uygulama yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi suda deneme yapacağız. Şöyle. Zaten suya değdiği gibi su çekiyor. Şu şekilde biraz daha bol döktüm buraları. Şöyle daha kılcal çatlaklar varsa onları da doldursun. Tabi bu daha önce denenmemiş. İlk defa deniyoruz. Olmayabilir de. Şimdi suya özellikle şu sağ ayak. Buna hemen suya girdiği gibi su geliyordu. Yani suya girmenize gerek yok. Yerde herhangi bir ıslaklık olursa direkt su çekiyordu. Ha? Japon yapışısı dışarı vermiş içeriden doğru. Şimdi şöyle bırakıyorum. Hani içi kupkuru. Hiçbir şey yok. Bakalım su gelecek mi? Bekliyoruz. Evet. Deniyoruz. Normalde bıraktığınız gibi içeri su geliyordu. Şimdi çıkardım. Şöyle kuru peçeten var. Kuru. Bakayım ıslanmış mı? Özellikle şu delikte. Ya bakın kuru. Evet, işe yaradı. Şunu da bırakıyorum. Şöyle. Şu an kesinlikle su almıyor. Tabi bu zamanla kullandıktan sonra nasıl olur onu bilemeyiz. O da artık yapan tecrübe edecektir. Muhtemelen bunun içine sinmiştir. Kolay kolay şey yapmaz, bozulmaz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şöyle yapacağım. Bakın çatlama sesi geliyor. Şöyle yaptıktan sonra bakalım içine su alacak mı? Tam o deliğin olduğu yerdeki şey yapıyorum. Buradan yapıyorum. Deliğin olduğu yerden.
Evet. Şimdi bir de bakıyoruz. Şu an içi kupkuru. Ben ellerim biraz ıslak tabii. Şöyle bir de bırakıyorum. Tamam, su çekecek mi? Şunu ellerimi kurutayım. Peçete şey olmasın, ıslak olmasın. Şimdi bir daha test ediyoruz. Şu an gözükmüyor gibi. Şöyle bir daha sıfır bir peçete alıyorum. Bir daha test ediyoruz. Evet, bakın herhangi bir şey yok. Kuru. Şimdi bunu giyip gidip arabayı yıkayacağım. Artık güvenle kullanabilirim. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.